Herkese merhaba. Ben Selim Öztürk. Bugünkü videomuzda yeni Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Redmi Note 9'u inceleyeceğiz. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde satışa çıktı aslında ve beklenen telefonlardan bir tanesiydi gerçekten de. Duyulmasıyla satışa çıkması çok fazla zaman geçmedi açıkçası üstünden. O yüzden de merakla beklediğim bir telefondu ve sıcağı sıcağın elime geldi. İşte Redmi Note 9. Evet, Xiaomi'nin gerçekten pek çok telefonu var şu ara. Redmi Note 9 var, Note 9 Pro var, ondan sonra Mi 10 serisi var, Mi Note 10 Lite var vesaire vesaire. Gerçekten de çok fazla telefon var. Ha bir de Redmi Note 9S var tabii ki. Dolayısıyla da telefonun her birini ayrı ayrı incelemek gerekiyor bence. Şimdi Redmi Note 9 ile ben başlamak istedim açıkçası. Çünkü gerçekten çok merak ettiğim bir telefondu. Kutusunu açtım. İçinden zaten bildiğiniz gibi klasik Xiaomi telefon kutusundan bir farkı yok. Kutuyu açıyorsunuz. İçinden neler çıkmıyor ki bütün gerekli olan evraklar var ama bir yandan da kılıfla beraber geliyor olması gerçekten çok iyi. Çünkü yani ben telefon kılıfına para vermek istemiyorum açıkçası gidip de Ve Xiaomi artık bu konuda hakikaten de kullanıcının yanında ve şeffaf bir kılıf veriyor. Niye şeffaf? İşte şundan dolayı çünkü ben bu güzel rengi görmek istiyorum açıkçası. Dolayısıyla şeffaf olması bence bir sakıncası yok. Gayet de zaten dayanıklı bir kılıf onu da söyleyebilirim yani. Kılıfı taktıktan sonra zaten kullanmaya başlıyorsunuz ve telefonun kurulumunu yaptıktan sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Redmi Note 9 ve Note 9 Pro arasında tabii ki bariz farklar var elbette. Ama e, aradaki fiyat farkı yaklaşık 300-400 lira. Ben bu videoyu çektim sıralarda açıkçası. O yüzden de ben en başından Redmi yani eğer telefon alacaksınız ikisi arasında kaldıysanız Redmi Note 9 Pro'yu almanızı öneriyorum. Ama eğer 300-400 lira veremeyecek durumdayım de. diyorsanız da zaten Redmi Note 9 da gayet yeterli bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Alt, evet şu an telefona bakıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi 6.53 55 inç yanlış hatırlamıyorsam ekran büyüklüğü var telefonun. Biraz tozlanmış. Evet gördüğünüz gibi ve e, kamerayı da sol üst köşeye konumlandırmış Xiaomi. Yani e, nasıl diyeyim size? Zaten ekran gövde oranı biraz daha fazla o yüzden de. sol üst köşede bir tane kamera var sadece. Pop-up kamera olmadığına gerçekten seviniyorum. Xiaomi kullanmasın bence bundan sonra. Çünkü telefonu gereksiz yere ağırlaştırıyor ve gerek yok yani gerçekten de ekranı bu şekilde full görmeye. Ön yüze küçük bir kamera olması gayet bence yeterli. E, damla çatıkt tasarımdan bence daha iyi bu arada ekranın gömülü şurada sol üst köşede olması. Ben açıkçası daha çok seviyorum o şekilde. Onun dışında devam edelim. Tasarımından gidiyoruz şu an bu arada. Rengi gerçekten çok hoş. Benim elimdeki renk şu yeşil mi diyeyim. Öyle karışık bir renk herhalde ama güzel bir renk gerçekten de. Parmak izi tarayıcısı hemen arkadaki kamera setinin hemen altına duruyor. Ee, dörtlü kamera var arkada ve onun altındaki parmak izi tarayıcı da gerçekten çok hızlı çalışıyor. Ben parmağımı dokundurduğum anda şak diye açıyor telefonu ve hiç beklemiyorum bile. Evet bu anlamda ve tabii kameraların hemen altında 48 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu ve yapay zeka desteği olduğunu görüyoruz. Bunda zaten şaşıracak bir şey yok artık Redmi serisinde bunları görmeye alıştık açıkçası. E, telefonun tasarımına bakmaya devam edelim. Daha neler görüyoruz? Evet USB Type C ile çalışıyor. Artık zaten şaşırtıcı değil. Zaten e, micro USB'yi görsek zaten ona şaşırdık ne alaka derdik. Ama burada güzel bir taraf var tabi 3.5 mm kulaklık yuvasına şu an bu telefonda da yine destek vermeye devam etmiş Xiaomi. İçinden kulaklık çıkmıyor maalesef telefonun onu söyleyeyim en başta yani mevcut kulaklığınızı kullanmanız gerekiyor. Ama dönüştürücüye falan da ihtiyacınız yok eğer bir 3.5 mm kulaklık kulaklığınız varsa bu telefonla çok rahat bir şekilde onu kullanabilirsiniz. Onun dışında evet bakıyorum led flash var kameraların yanında güç tuşu, ses açıp kapama tuşu ve sim yuvası. Yine çift sim kart desteğimiz var tabii ki telefonda. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Telefon açtıktan sonra tabii ilk denediğim şey Antutu testi yapmaktı açıkçası. Antutu test yapmak için öncelikle Google Play Store'dan bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor ama Google Play'de bir süredir yok. Bazı gizlilik, gizlilik ihlalleri yaptığı için. O yüzden de çok tavsiye etmiyorum ama ben en nihayetinde inceleme yaptığım için mecbur bir karşılaştırma yapmam gerekiyordu. Farklı alternatif uygulamalar var ama ben Antutu ile bunu yapmayı tercih ettim. Ve yaklaşık 192-193 bin civarında bir puan aldı. 200 bin dolaylarında zaten GSM e, Arena puanına baktığımız zaman da bu puanla çok çok gerilerde tabii ki ama zaten orta seviye bir telefondan bahsediyoruz. Çok da iddialı olmayacaktır o konuda zaten onu da söyleyelim. E onun dışında <laughs> e, 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Yani baktığınız zaman zaten bu seviye telefon için çok aslında ideal bence ve, ve aynı zamanda da ters şarj da yapabiliyorsunuz yine kabloyla aynı şekilde ve bu da yine powerbank olarak telefonunuzu kullanmanızı sağlıyor. Bu güzel bir şey bence. Onun dışında <laughs> Helio G85 işlemci kullanılıyor telefonda. Mediatek işlemci var aslında. Ee, mesela Pro modelinde de Snapdragon işlemci var mesela. Yani aslında aralarında gerçekten işlemci olsun, diğer özellikler olsun gerçekten ciddi farklar var baktığınız zaman. Bir tek ekran ölçüleri çok yakın o kadar onu söyleyebilirim yani. Evet, benim aldığım modelde, benim elimdeki model daha doğrusu 3 GB RAM ve 64 GB dahil hafızalı modeli. Ama bunun aynı zamanda 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı modeli de var elbette. Toplam hafıza yine microSD kart slotuyla biz arttırabiliyoruz sonradan. Bunda herhangi bir değişiklik yok. E, onun dışında oyun oynama deneyiminden bahsedelim. Ben ilk deneyimlediğim çok istek aldığı için söylüyorum tabi PUBG deneyimi. PUBG'yi açtım, kurdum. Gayet akıcı bir şekilde PUBG oynayabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ben yaklaşık Türkiye fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 2.5 2.600 civarı şu an. Bu videoyu çok sonra izlediğinizde fiyatlar çok daha aşağı inmiş olabilir bile. Ama ben bu videoyu çektiğim sıralarda yaklaşık 2.500-2.600 civarındaydı Redmi Note 9'un fiyatı ve gerçekten de uygun bir fiyatı var o anlamda. PUBG'yi de çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Diğer pek çok oyunda zaten bu şekilde oynamakta bir sıkıntı yok. Yaklaşık 5000 mAh bataryası var bu arada onu da atlamayayım söylerken. Arka kameradan biraz bahsedelim isterseniz. Arkada dörtlü kamera olduğunu söyledim. Bu telefonun ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğü görüntü alabiliyor. 4K desteği yok. 1080p HD görüntü alabiliyoruz video olarak. Ee, Redmi Note 9 Pro'ya geldiğimiz zaman ise 48 değil 64 megapiksel ana kameramız var. Yine bir fark oradan çıkıyor ortaya aslında. Diğer kameralarda zaten ultra geniş açılı kamera, makro kamera ve derinlik sensörü. e Makro kamerayla zaten yakın bir objeyi çekerken çok detaylı görüntüler alabiliyoruz. Derinlik sensörü zaten bokeh efekti vermek için tamamıyla. E onun dışında ultra geniş açılı kamerada zaten daha fazlasını kadraja sığdırmak için gerçekten çok işe yarayan, estetik fotoğraflara estetik katan bir sensör. O yüzden de 4 kamera zaten artık orta seviye bir telefon için bile gayet ideal ve uygun olarak düşünülebilir. Evet. Genel hatlarıyla telefona baktığımda açıkçası telefonun tutuşu olsun, tasarımı olsun, özellikler olsun bence 2500 TL için gayet uygun. Ama videonun da başına söylediğim gibi ben olsam Redmi Note 9 Pro alırdım. Çünkü işlemcisi olsun, bataryası olsun, hızlı şarj desteği olsun ki çok daha fazla onda pek çok özelliği bu cihaza göre daha iyi ve 300-400 lira fark veriyorsunuz. Çok da fazla değil. O yüzden de satın almadan evvel tabii ki bütçenize bakın ama 300-400 lira farkı vermek istemiyorsanız da Redmi Note 9'dan kesinlikle e, keyif alacağınızı ben düşünüyorum. Evet. Bu videoda Redmi Note 9'u ben naçizane dilin döndüğü kadar size anlatmaya çalıştım. Yeni videolarla elbette karşınızda olacağım. Her videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tabii ki yorumlarınızı mutlaka takip ettiğimi unutmayın. Aklınıza gelen soruları mutlaka yazın. Ben takip ediyorum tek tek ve hepsine cevap vermeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Yeni telefonlar gelecek. Bir sürü telefon var. Telefonlar var, tabletler var vesaire vesaire. Siz de incelemek, öneri inceleme aklınıza bir şey varsa da benimle paylaşabilirsiniz bu arada. Ve hala abone değilseniz de lütfen abone olun ve bu videoların çok daha fazla insana ulaşmasını sağlamada bana yardımcı olun. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.